Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Daha önceki videomuzda çok güzel yorumlar aldık. Teşekkür yorumlar aldık. Hepinize ben de teşekkür ediyorum. Bugün yine menümüzde baklava var. Canımız yine baklava çekti. Hazır yufkadan yapıyorum. Yine cevizli, tereyağlı ve peynir helvasıyla yapacağım. Daha öncekinde de yapmıştım. Trakya tadında peynir helvasıyla. Çok güzel tadı var arkadaşlar. Şu an fiyatı yükselmiş, 4 TL olmuş. O videoyu çektiğimde 3,5 TL'ydi. Bunu sizlere tavsiye ediyorum. Tatlılarda gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Kadayıfta, baklavada, şöbiyette kullanabilirsiniz. İstediğiniz tatlıda kullanabilirsiniz. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Bakalım bu tatlımız nasıl olacak? İzleyelim, takipte kalalım canlar. Evet, paketimizi açtık. Şimdi tepsimiz bu, yufkamız bu. Ne yapıyoruz? Yufkamızı istersek isteğe göre, tepsiye göre küçültüp büyütebiliriz arkadaşlar. Bunu da nasıl yapıyoruz? Bunu da bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Yufkamız şu anda tepsimize göre hazır. Öncekinde ben bunu kenarına bükmüştüm. Bu sefer bükmek istemedim. Bu şekilde kestim. Bu şekilde siz de yapabilirsiniz. Evet, tepsimizin dibine yağlayarak başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Her katına yağ bırakıyoruz arkadaşlar. Yağsız katman yapmayın. Hafiften böyle yağlayın. Bu şekilde ilerleyin. Ben ara ara bu küçük parçaları kullandım. Alta ekledim. Bu şekilde bunları da ziyan etmeyin. Sizle tepsinizin ebatına göre düzleyebilirsiniz. Yine aynı şekilde bunları da ne yapıyoruz? Yağlıyoruz. Evet arkadaşlar, geçenkinde biz bir paket kullanmıştık peynir helvasını. Bu sefer iki paket kullanıyorum ve bu sefer biraz daha değiştiriyorum peynir helvamızı. İki paket kullanıyorum. Ve bu sefer içerisine ceviz ilave ediyorum. Şimdi bunu ceviz ile harmanlıyorum. Ceviz kattım. Harmanladım. Bunu isterseniz siz Antep fıstığı ile de yapabilirsiniz. Şöyle yakın çekim alalım. Bakın. Cevizi yiyince böyle bir kıvama geldi bu yavru. Şimdi bu yavruyu böyle şuraya şöyle aldım. Bunu niye burada yapıyorduk? Çünkü yufkanın üzerinde bu şekilde oynama yapamazsınız. Yufka ezilir, dağılır, bozulur. Onun için bunu burada elle açıyorum. Öndeki yaptığımızda bir taneydi. Onda üstüne bir film daha çekmiştim.
daha ince olmuştu. Bu sefer iki taneyle yaptığım için bu kadar ikinci strese gerek yok. Şimdi şunu da işimiz olmadı. Şunu alabiliriz. Necdet alalımız. Şöyle yaptığımız zaman ne yapalım? Ölçüsünü alalım değil mi? Şurası bizim için fazla gelecek. Bunu alalım. Şuraya. Dengeyi biz burada hazırlayalım ki koyarken rahat bir şekilde koyulsun. Dediğimiz gibi görsellik her zaman için bütün yemeklerde önemli arkadaşlar. Göz kararı hemen hemen tepsiye göre elimden geldiği kadar düzlemeye çalıştım. Şimdi bu yavruyu buraya yerleştireceğiz. Öncekinde nasıl yapmıştık görmüşsünüzdür. Görmeyenler bir daha izlesinler. Bakın. Bu şekilde hafiften bastırdım. Ondan sonra ne yapıyorum? Buradan ucunu aldıktan sonra yavaş bir dokunuşla böyle çekiyoruz. Oo! Yine Ahmet Usta Ramazan Bey yaptı yapacağını diyeceksiniz. Evet, şu anda peynir helvamız istediğimiz kıvamda, istediğimiz kalınlıkta ve tepsiye tam uygun olaraktan çektik. Evet, şimdi de bunun yine üzerine ekstra bir ceviz. Badem, fıstık, ne varsa ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ama bu tatlı sizin pastanede aldığınız tatlıya benzemez. Bu Ramazan Şef'in sunumu. Peynir helvası bu sefer tam istediğim kalınlıkta oldu. Evet, yeterli. Bunun da üstünü süsünde kullanacağım. Şimdi yine kaldığımız yerden devam edelim. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Evet, ilk katmanımızı. Thank you.
Aynı şekilde burayı da kesiyoruz. Evet, şu anda dilimleme işlemimiz bitti arkadaşlar. Şimdi bu güzelim yavruyu fırına gönderiyoruz. Fırınımızı 170 dereceye aldık. En az 1 saat bu kendiliğinden pişmesi lazım, yavaş yavaş. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, tatlımız tam 1 saat pişti. Şu anda son hali bu. Evet arkadaşlar, fırından çıkarttık. Şimdi şerbetini vereceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın çekimi. Evet, şerbetimiz şu anda verdik. Tatlımızı artık dinlenmeye alabiliriz. Evet. Allah 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 Allah. Tatlı resmen kendi kendine böyle kaynıyor. Gel de beni ye diyor. Evet arkadaşlar, dinlenmiş olan tatlımı servis için aldım. Bakalım bu yavru nasıl olmuş. Şöyle yapın, çekim alalım. Evet, tatlımızın içi böyle. Şöyle. İçindeki peynir helvasını görebiliyorsunuz. Çıtırlığına hiç diyecek yok. Bak 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 bak. Beni ye diyor resmen, beni ye diyor. Ben durur muyum? Bu beni ye derse ben durur muyum? Şöyle bir yaklaşalım, çıtırlığın sesini alalım. Evet. Çıtırlık tam istediğimiz gibi. Peyniri için erimiş, akmış. İstediğimiz kıvama gelmiş. Tadı nasıl olmuş? Bismillahirrahmanirrahim. Çıtır çıtır olmuş. İçinin şunu göstereyim bakın. Gerçekten peyniri öyle bir kıvama gelmiş ki var ya, özleşmiş. Efsane olmuş. Baba da bu efsaneyi ne yapar? Şöyle
Afiyetle. Ben beklerseniz ben daha çok yerim. Arkadaşlar, videomuz da sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza da abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Her şey gönlünüz olsun. Takipte kalın.